Hayırdır? Ne oldu babam? Yapma sen, ayaklarım ters ters gidiyor. Ev yabancı bir hane gibi duruyor karşımda. Kapıdan içeriye girmeyi canım hiç istemiyor. Olur mu baba? Orası bizim evimizdir. Bizim evimiz burası değil. Ya insanın karnının doyduğu yer hem evidir hem de memleketidir, öyle denir. Öyle değil işte. Ağaç dikildiği yerde insan doğduğu yerde kök verir. O kökleri keser, ağacı götürürsen çürür, ölür. İnsan da aynı misal. Memleketinden, toprağından ayrı kavrulur gider. Böyle. Böyle büyük bir dert var bizim başımızda. Hay Allah. Biz de çok üzüldük. Keşke bunlar olmayaydı Nurhan Hanım. Başınızda çok büyük bela var. Allah korusun. Hani gazetelerde okuyoruz. Televizyonlarda görüyoruz. Kocaları karılarını sokak ortasında böyle takır takır vurup öldürüyorlar ha. Ya tövbe tövbe. Allah korusun. Tövbe tövbe. Allah yazdıysa olsun. Ya yemin ederim bunlar adam falan değil. Kadına çocuğa zulmedenden insan mı olur ya? Haklısın. Peki ne yapacaksınız kızım? Bilmiyorum ki İbrahim amca. Yani buraya da gelir bulur bizi diye korkuyoruz. Ya gelsin. Gelsin bakalım ne olacak. Ben korurum sizi, merak etmeyin. Sen nasıl koruyacaksın onu? Zaten bütün belalar gelip seni buluyor. Baksana adam fena adamın tekiymiş. Ya ona fenaysa fena. Gelsin. Geleceği varsa göreceği de var. Doğru diyor. Nurhan abla. Selma nasıl peki? Üzgün tabii. Perişan oldu çocuk. Peşinden gelir diye korkuyor. Ana kız bir gün yüzümü göremedik. Hangimiz gördük ki? Hangimiz? Bugün şirkete gitmemişsin. He, hesap mı verecektim sana? Aynen öyle. Gerekirse tabii ki vereceksin. Allah Allah ya. Ulan bir anda köylüler, bir anda sen bıktırdınız adamı vallahi ya. Bana bak, ağzını topla yoksa kırarım senin o ağzını ha. Berat! Sakin ol. Ya Şebnem abla, ya bak ben bu yolu kısalttım, kısalttım. Hani şimdi bu bebek Levent'ten ya. Levent de zengin. Eğer benimle evlenirse ben de zengin olacağım.
O zaman istersem şöhret de olurum. Yani ne istersem olurum. Vallahi güzel planmış da. Levent seninle evlenip bu çocuğu doğurmanı isteyecek mi acaba? Ya işte. Sorun da orada ya. Levent bebeği aldır diyor. İstemiyor bebeği. Peki ailen seni Levent'e verecek mi? Ya verirler tabii. Niye vermesinler ki? Yani hayatı dedem yaşında adama verdiler. Biz en iyisi bunları yüz yüze konuşalım Şirincim, olur mu? Hadi seni öpüyorum, arayacağım. Tamam. Hadi bay bay. Ne oldu? Verdiğim cevaplardan da anlamışsındır. Çocuğu doğurup evleneceğim diyor. Kiminle evlenecekmiş? Seninle. O çocuğu istemiyorum Şebnem. Bu kız başıma bela olacak. Cennet abla. Sen ne kadar zamandır buradasın? Ben duyacağımı duydum. Ya Cennet abla. Ya Cennet abla bak ne olur hiç kimseye hiçbir şey söyleme tamam mı ya? Bak ne olur ya ne olur. Yalvarma kızım. Kendini böyle zavallı durumlara düşürme. Koydum, koydum. Sen niye geç kaldın? Sirece mektup bıraktım. Çocuk gibi uyuyordu. Nereye gideceğimizi yazmadın değil mi? Yazmadım tabii ki anne. Yazar mıyım? İyi. Hadi hemen gidelim. İlk trene bilet alalım. Nereye gideceğimizi öğrenmesinler.